Arkadaşlar selamlar. Şimdi size Photoshop'umuzun bir özelliği olan aksiyon ya da eylemler özelliğini kullanarak tek tuşla fotoğraflarımızı yeniden boyutlandırmaya göstermeye çalışacağım. Bunun için önce büyük fotoğraflarımızın olduğu bir klasör oluşturuyoruz. Büyük ismi altında yaptım ben. Siz istediğiniz ismi verebilirsiniz. Dosyalarımızın boyutları gördüğünüz gibi 5600. Hepsinin boyutları büyük. Bunları kolay şekilde nasıl hepsini küçük boyuta getirebiliriz onu göstermeye çalışacağım. Şimdi Photoshop'umuzu açıyoruz. Masa üstünden büyük dosyalarımızın olduğu klasördeki artık kaç fotoğrafı açmak istiyorsanız Photoshop'unuzun ve bilgisayarınızın RAM'lerinin ekran kartlarının kapasitesi ölçüsünde 8, 10, 15, 20 tane fotoğraf açabilirsiniz. Şimdi bu fotoğrafların görüntüsünün boyutuna baktığımız zaman 5600 ve çözünürlüğü 300. Şimdi bunu nasıl tek tuşta yapacağız onu göstermeye çalışacağım kısa yoldan. Hemen pencereden eylemler yazan yere ya da yabancı dilde Photoshop kullanıyorsanız Actions özelliği ya da Alt artı F9'a basarak bir eylem yapmaya karar veriyoruz. Bu eylemimizi tabii ki kaydedeceğiz. Burada daha önceki eylemlerin listesi var. Bunlara hiç takılmayın. Şimdi buraya bastığınızda size yapmak istediğiniz eyleme bir isim vermeniz söyleniyor. Buna boyut diyelim. Bunu da demin bahsettiğim tek tuşun hangisi olacağını seçiyoruz. F3 artık bizim kısa yolumuz. Tabii siz istediğiniz kısa yolu seçebilirsiniz. Buraya dikkat. Şuraya kaydet dedikten sonra işlemlerimiz otomasyona bağlanacak. Kaydet dedik. Evet, gördüğünüz gibi video kaydı gibi işlemlerimiz kaydedilmeye başladı. Yaptığımız işlemi başa alıyoruz. Görüntü boyutu. Görüntü boyutunu 5600'den diyelim 1500'e düşürdük. Tamam dedik. Dosyamızı nereye kaydediyoruz? Farklı kaydetten masa üstünde daha önce Resize diye hazırladığımız yani yeniden boyutlandırma diye hazırladığımız ama istediğiniz ismi verebileceğiniz bir klasöre kaydet dedik. Bu işlemi yaptık. Evet. Bu işlemi yaptıktan sonra da dosyamızı kapatıyoruz. Buradaki amaç dosya kapatılınca otomatik ikinci dosya açılıyor ya. Bu sebepten ötürü dosyamızı kapatmayı unutmuyoruz. Daha sonra aksiyonumuzu bitirdik. Evet, şimdi deneyelim bakalım. Önce deminki klasöre Resize klasörüne gelen dosyamıza bakalım. Dosyamızın boyutu neymiş? Evet, 1500'e düşmüş dosyamızın boyutu. Şimdi bu klasörler kapalı dursun, önemli değil. Photoshop'umuzu açıyoruz. Demin size demiştim ki kısa yolu yaptık ve bir tuşta hepsi olacak. F3 tuşuna basmaya başlıyorum tek tek. Evet, ikinci fotoğrafa geçti. 3. Bir daha bastım. Bir daha bastım. Görüyorsunuz her basışımda yukarıdaki fotoğraflar azalıyor. Evet. Şimdi bakalım. Resize dosyamıza geldi mi dosyalarımız? Gelmiş. Boyutlarına bakalım. Gördüğünüz gibi 1500'e düştü hepsi. Arkadaşlar bu işlemleri bu kolay işlemi imza atmak, fotoğraf boyu küçültmek ya da fotoğrafları elden geçirmek için yaptığımız basit bütün işlemlerde kullanabiliriz. İstediğimiz işlemi de buradan çöpe basarak iptal edebilir. Ya da yeni işlem yapmak istediğimizde yeni bir eylem varsayıp tekrar bir numara vererek özellikle bu numaraların birbiriyle çakışmamasına dikkat edin. Tekrarını yapabiliriz. Hepinize kolay gelsin.